kusura bakmasınlar. Yani kendi seçmenlerini işte biliyorum ne yapalım işte böyle bu seçimi de böyle geçirelim denecek durumda değiliz. Yani böyle bir lüksümüz yok Türkiye'nin. İkincisi bu popülist söylemle. Evet demokrasiden biraz da mecbur kılıyor. Yani partileri, siyasal heyetleri, o siyasal rekabet popülizmi bir ölçüde gerekli kılıyor. Veya zorunlu kılıyor. Ama yine dediğim gibi yani önemli, özellikle de çok önemli. Geleceğimizi ilgilendiren önemli meselelerde popülizmle idare etmekte ısrar etmek çok vahim bir yere doğru gidiyor. Münhasıran da Kürt meselesinde. Bakın şimdi yani seçimde şey programda onu demiş bunu demişin ötesinde. Şöyle bir atmosfer var Türkiye'de. Şimdi Öcalan'la görüşülüyor falan diyorsunuz ama ben buna katiyen katılmıyorum. Yani bunun olumlu tek başına olumlu bir şey olduğuna veya işte o Kürt temsiliyle alakalandırılabileceğine. Yani çünkü ne nasıl baktığınıza bağlı. Öcalan'la görüşmeye de nasıl baktığınıza bağlı. Şimdiye kadarki havada işte Öcalan devlet kapalı kapılar aldığında Öcalan'la görüşüyor. Ne görüşüyor? Ben vatandaş olarak bilmek isterim. Yok artık. Bu biraz yani her şey değil. Bakın kusura bakmayın ama yok bir dakika bir meseleyi meşru yollardan çözmek zorundasınız. Özellikle de şu nedenle. Yani durduk yerde bunu söylemiyorum. Yani bir yandan bunu yaparken öbür taraftan iktidar çevresi bir taraftan da destekleyenleri işte bir şekilde politikacılar yarım yamalak sürekli olarak BDP'ye işaret edip yani Kürt siyasal hareketine işaret edip onu PKK ile sıkıştırmaya çalışıyorlarsa kusura bakmayın. Yani Öcalan'la görüşürüz. Biz böyle bir hallederiz meseleyi veya halletmeye bu kere halledilemez. Yani bu bakışla baktığınız zaman yani hem siyasal temsilini dikkate almayacaksınız, toplumsal tabanını dikkate almayacaksınız, masa başında çözmeye çalışılacak. Ya bundan bir şey ummamamız gerekir, onu söylemeye çalışıyorum. İkincisi, muazzam çelişkilerle Türk kamuoyunu da aslında çok kırılgan hale getiriyorsunuz. Yani yapılan budur. Şimdi hem bir taraftan Kürt açılımı veya işte ne bileyim bir seçime giriyoruz, sonrasında yeni anayasa yapacağız. Yani Kürt meselesi çok gittikçe önem kazanan bir mesele. Zamanımız daralmış. Hala siz seçim taktiği olarak veya neyse bir popülist yaklaşım gereği hani bir yandan çözüm yapıyor arar gibi davranacaksınız. Bir yandan da işinize geldiğinde böyle BDP milletvekillerinin ikide bir PKK ile bağlantısını falan böyle deşifre ihbar eder gibi. Yani şimdi bu meseleyi bu mantıkla bu ifadeyle bu bakışla nasıl çözebilirsiniz ki? Yani başbakanın danışmanı Yasin Doğan adıyla istihdar ismiyle yazan. Danışmanı daha ötesi var mı şimdi? Milletvekili adayı. Yani daha adını hani, koyalım kendisinin. Yalçın Akdoğan. Yalçın Akdoğan. Yani şimdi milletvekili adayı kendisi. Ve de danışmanlık falan sonra bence çok önemli. Yani bu işte cuma namazları falan meselesi, sivil itaatsizliğin cuma namazları meselesinde attığı başlık cami duvarına geldiler falan gibi bir şeydi. Ne demektir bu cami duvarına geldiler? Yani eceli gelen köpek cami duvarına işer. Telaffuz edelim. Yani böyle mi bakılır? Sivil itaatsizlik eylemine. Yani eceliniz geldi. İmasıyla mı bakılır? Bunun gibi bir sürü yazı. Hükümet destekleyen basın çevresinde görüyorum. Şimdi toplumu bu şekilde gaza getirip ondan sonra da hani seçimden sonra biz her şeyi halledeceğiz demek hiç inandırıcı değil. İkincisi dedim ki Türk kamuoyunu kandırıyorsunuz. Ya bir taraftan görüşeceksiniz. Kimle görüşüyorsunuz? Ne adına görüşüyorsunuz? Madem bu PKK'yı siz hiçbir şekilde yani meşru olarak görmüyorsunuz. Madem bir siyasi, resmi, meşru bir partiye onunla ikide bir sıkıştırıyorsunuz. Hadi bakalım PKK'ya ne diyorsun? Aslında siz PKK'lısınız. PKK'nın adayı diyen oldu ya. Ya böyle bir ülke olabilir mi? Ya BDP'nin bağımsız milletvekili adayları için PKK'nın ikinci bölgeden milletvekili adayı denildi. Yani bu dille mi biz, bu kafayla mı bu meseleyi halledeceğiz? O yüzden iktidar partisini bütün bunların hepsinin bu genel havanın da bağladığını düşünüyorum ben. Yani sadece başbakanın ağzından çıkan lafın. Sadece seçim beyannamesinin filan değil. Bu havayı, bu süreci yönetme açısından bu havayı, bu ben, genel bakış açısında bağladığını düşünüyorum. Ve bunu hiç hayırlı görmüyorum Türkiye için doğrusu. Ama siz galiba seçimden sonra pekala bunun... Bunlardan sonra yani. Türk kamuoyuna diyeceksiniz ki. Ben bir kere yani şu yaklaşımı şöyle tasvip etmiyorum. Yani kusura bakmayınız. Barış ve Demokrasi Partisi de bir partidir. Yani dokunulmazlığı yoktur. Tamam mağdur olduğu için ben vurmayabilirim. Daha koruyup kollayabilirim ama... Bir siyaset yaparsanız hepsi birbirine vuruyorlar. Hem de en ağır dille. Ya bu çok kritik bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partisi hakkında her şeyi söylüyor. BDP hakkında da söylenebilir. Yani bunlar mağdurdur. İşte şunu deme. Tabii söylersiniz gelince... de Türk kamuoyunu ondan sonra kalkıp görüşmeyi. Hayır. Siz hem Kürt sorununu halletmeye kendi görüşünüz doğrultusunda çabalarsınız. Hem de bir siyasi parti olarak çıkan ortada olan partiye...
fevkalade ağır eleştirilerde bulunursunuz. O bir siyaset arenasıdır. O başka. İkincisi 4 yılın değerlendirmesini sorduğun vakit şuna bakacaksın. Bakın bir mesele dünden bugüne çözülemiyor. Bunlar başörtüsü konusunda ne kadar hassas oldukları ortada olmasına rağmen işte bir anayasa değişikliği tecrübesi geçirdikten sonra suspus olup onu dahi ağızlarına alamıyorlar. Çünkü demek ki daha bu ne gösterir? Askeri vesayet sona ermemiştir. Korku, bir sürü şey yapılıyor korku, askeri vesayetin karşı ama bu yapılamıyor ama nedense. Bu, bu, en vahim bir, sorun bu bir sanki korkudur. Bu bir Bırakın korkudur. O korku dolayısıyla istemedikleri için değil o korku dolayısıyla yapamıyorlar. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Sonsuza kadar mazur görelim yani. Belirli bir mazur görmüyorum. Ben bakın eleştiriyorum onu yapamamasını ama demek istiyorum ki belirli bir süreç gerekiyor bazı konuların halli için. Mesela bir Ergenekon gibi bir heyyula mesele üzerimizde. Generaller tutuklandı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok büyük rahatsızlıklar doğurabiliyor. Öyle bir noktaya geldik ki artık Genelkurmay Başkanı konuşmuyor, konuşamıyor. Yani nereden nereye gelmiş Türkiye? Burada çok önemli adımlar atıyor. 30 Ağustos'ta siyasetin dediği oluyor. Ondan sonra kendi Kürt adına atıyor canım Kürt zaten adımları. Kürt meselesi Türkiye'de yaşayan herkes adına atılıyor. Herkes adına atılıyor. Kürt meselesi, herkes şikayetçi çünkü. Kürt meselesi beğenilmese de yetmez ama evet dese bile inanın düne baktığımızda yani bir Ahmet Kaya'nın kovulma hadisesini hatırladığımızda veya ben kendi endişelerimi hatırladığımda yani zihinlerim tartışmaya daha açıldığını işte düşünüyorum. Alevi meselesi de keza yetmez ama evet. Nedir burada sorun? Medya ilişkilerinde bence çok büyük sorun var. Bazı kendisini dolaylı ilgilendiren demokrasi konularında yeterince hassas değil. Yani DTP partisi kapatıldığı vakit bir düzenleme yapabilirdi veya Ahmet Türk'ün yasağa düştüğü vakit Ahmet Türk'e daha fazla sahip çıkmaya çalışılabilirdi. Yani bu niye konularda sadece Ahmet Türk'e? Pardon. Yani Ahmet Türk'e Nazlı Hanım şey, soru. Diğer Nazlı Hanım. Şeyin neydi? Aysel Tuğlu'ya beraber. Soru referandumda hiç olmazsa Kürt sorununa dönük bir iki düzenleme yer verilemez miydi 12 Eylül'de? Tabii tabii eksik ama ne oldu? Niye, biz bir kilitlendik bir şey var bakın. Mıydı Kürt ama bakın muhalefetiyle iktidarıyla bir HSYK'ya kilitlendik. Yargı ele geçiriliyor mu? Yargı ya ele geçirilmiyor mu diye. İktidar niye bunu Hayır. Bakmadım. Öyle birbirimize geçti ki son anda mesela 12 Eylül'den hesap sorma meselesi bile son anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin isteğiyle girdi. Ve bugün bakın 12 Eylül'den hesap sorabilir vaziyete geldik. Yani o hesap sorulamayacak denirken hesap soruluyor, işkencelerin hesabı. Ama bunlar yavaş yavaş oluyor. Öyle kolay işler değil. Ben onu yani söylüyorum. Ben yani ben tabii ki Ergenekon ve balyoz sürecini çok önemsiyorum. Bu gerçekten Türkiye'nin ileriye yönelik attığı adımlardır. Ama konuşamıyor askeri bürokrasi. Bu noktaya gelmekten epeyce uzağız. 29 Ekim'de resepsiyona çıkmadıkları gibi balyozla ilgili son bildiri yayınladılar ve hiçbir şey olmadı. Bu demokratik bir ülkede olmayacak işte. İkincisi bu işler evet, niye çözülmüyor? Karşılıklı. Çünkü bu işleri çok daha hızlı çözebilir siyaset. Ama siyaset din üstünden, ırk üstünden, mezhep üstünden oy topluyor. Hukuk üstünden bir tartışma açtığı vakit bütün bu ırk, din ve mezhep mağdurları hepsi bir mağdur olmaktan çıkar. Ama Türkiye'de Kürt, Türk, Alevi, Sünni bugün yapılan niye çözülememesinin nedeni? Çünkü sen başörtüsünü bir mağduriyet sebebidir ama yalnız başörtüsü üstünden baktığın vakit hukuksal olarak Alevilerin, Kürtlerin, gayrimüslimlerin derdini toptan nasıl çözeceğim diye bakmadığın vakit bu bir belirli alanın hassasiyetini hem de hukukun dışında bir sloganla sahiplenme anlamına gelince ötekini yaratıyor ve Türkiye bu işin içinden çıkamıyor. Türkiye'de siyaset bal gibi bu işleri çözer. Tek bir formülü vardır. Evrensel hukuk, vatandaşlık hukuku, temel hak ve özgürlükler. Bunu yaptığım vakit halk bunu anlamaz ve bana oy vermez. O zaman din sinyalini, ırk sinyalini, mezhep sinyalini göndereyim, oy alayım dediğim vakit de Türkiye birbirine giriyor ve işler çözülemiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan temel unsur nedir bu açımları üstündeki yaldızını kazıdığım vakit? Vatandaşlık hukukudur. Temel hak ve özgürlüklerdir. Siyasetçi bunu söylersem iktidar olamayacağım endişesiyle ya din sinyali veriyor ya ırk ya mezhep. Onun için de bu iş ötekini yarattığından çözülemiyor. Yani siyasetin içinde bir haklılık aramak yerine hem Türkiye'ye muhalefet yapmak gerektiğinde yapmak gerekir hem siyasete.
Yani biz, ben mesela siyasetçi değilim. Siyaset kurumunu anlamak mecburiyetinde değilim. Siyasetçinin çıkarını anlamak durumunda değilim. Benim istediğim yeryüzünün standartlarında Türkiye'nin layık olduğu noktaya gelebilmesi. Zaten hukuk olsa böyle rezalet olur mu ya? Yani gerçek bir hukuk devletinde ne bu uslup olur, ne bu içinden çıkılmaz durum olur. Neden bu iş düzelemiyor? Çünkü evrensel hukukun taraftarı olduğun vakit iktidar olamıyorsun yahut olamayacağını varsayıyorsun. Çok fazla seçmeni yok. Bu arada ben de bu seçim beyannamesini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle incelerken dikkatimi çeken bir şey. Bu yeni anayasa ihtiyacından söz ediyor ve yeni dönemde hükümetin en önemli önceliğinin, temel önceliğinin yeni anayasa olacağını söylüyor. Burada dikkatimi çeken nokta yeni anayasanın ilk giriş bölümünde katılımcı bir şekilde toplumun bütün kesimlerini, bütün katmanlarını kucaklayarak, dahil ederek, sivil toplumu da içine alarak ve bütün toplumu temsil eden böyle bir mutabakat anayasası, hazırlanış tekniği itibariyle de, yöntemi itibariyle de ve içeriği itibariyle, dolayısıyla onun sonucu olarak böyle çok kapsayıcı bir anayasa olması gerektiğini söylüyor. Orada önerilen yöntem 12 Eylül referandumunda hükümetin izlediği yöntemden biraz farklı. Bunu söylüyor, bu ilkeyi vaz ettikten sonra sonraki bölümde başka bir yere geliyor. Diyor ki her ne kadar böyle olmakla birlikte gerektiğinde anayasanın mecliste yeterli bir sayıyla da pekala belli bir sayıyla da çıkartılabilmesine dönük bir seçenekte hiçbir zaman dışlanmamalıdır diyerek o başlangıçta ifade edilmiş olan o kapsayıcı, o büyük mutabakat anayasasından yeniden 12 Eylül'de olduğu gibi gerekirse. Yeni seçim beyannamesi. Seçim beyannamesinde böyle yani son geçen hafta açıklanan beyannamede baktığımda gördüğüm çok temel çelişkilerden biri. Hem bir konsensüs anayasası mutabakat, büyük bir mutabakat anayasası olsun talebi var, hedefi var. Onun yanında öbür türlü de aslında pekala olabilir gibisinden. Orada da anladığım kadarıyla muhtemelen nasıl bir yol izleyeceğini herhalde Sayın Başbakan sandıktan çıkacak sonuca göre. Ama orada büyük bir sorun var. Mesela ben 2007'deki vade oy veririm. Çünkü ne diyor? Parlamenter rejimi şey yapacağım ve Cumhurbaşkanlığını daraltacağım. Bunda ne olduğunu görmüyorum ki. Yani taslak yok. Vaadin ne olduğu, anayasa değişikliğinin ABS'yi yok. Oralarda sıkıntı var. Sıkıntı var. Bu arada bir uyarı aldım. Hemen haberlere galiba girmemiz gerekiyor. Kusura bakma Mehmet. Yine bir ara veriyoruz. Biraz sonra yeniden birlikte olacağız. Sadece deneyimin bir arada bulunduğu bir portal. İnteraktif, dijital, popstar. Isı, ses ve yangın yalıtımını aynı anda sağlıyor. Fikri bulanlar şirketi kuracak. Fikri bulanlar 1 milyon liraya varan ödüller kazanacak. Ali Sabancı, Gülden Yılmaz, Ömer Kızıl gençlerle birlikte seçiyor. Bir fikri mi var? Pazar gecesi 10'da NTV'de. Sevgili izleyiciler, basın odası devam ediyor. Yine sizlerden gelen mesajlarla başlıyoruz. Bugün Nuray'ın günü galiba. Merhabalar, ben öncelikle programdaki tartışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Nuray Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi bize biraz kıskançlık başlıyor. Ben de şimdi bizim ekibe bir işaret. Destekçilerim çok abartmış. Biraz sefer bizimkilere lütfen, söyleyeyim de onlardan. Lütfen bana da yollayın. Sadece Twitter'da değil. Bekliyorum. Evet, onun seçmeni daha fazla. Evet. Bir sorunu bu kadar duru ve net başka hiç kimse dile getiremez diye düşünüyorum. Eksik olmasın. Selamlar. Son YSK kararından sonra Kürtler ve siyaset hakları sıkça tartışılmaya başlandı. YSK kararı açıkça Kürtlerin siyaset yapma hakkını elinden aldı. Vicdanlı olan herkese soruyorum. Siyasetin yolunu tıkamak dağa çıkmanın önünü açmaz mı?
Kürtler siyaset yapmayacaksa dağdakiler ovaya nasıl inecek? Bu karar savaşın mı yoksa barışın mı önünü açar? Burada Kürt vatandaşlarımızın bir hayli tepkili oldu. Evet.